Fuat Şimşek Ortaokulu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başkan Vekili ve Melike Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek'in babası adına yaptırdıkları okula hayran kaldılar, öğrencilerle sohbet ettiler. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Gaziantep'in açılan tasarım beceri atölyeleriyle birçok şehre örnek olduğunu ifade etti. Aslında burada 100 tasarım beceri, 100 müzik, 100 resim atölyesi denilen şey aslında hepsi tasarım becerinin içerisinde bizim belgemizde. Biz müziği de bir beceri olarak görüyoruz. Buradaki resim atölyelerini de bir beceri alanı olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de hepsi tasarım atölye, tasarım beceri atölyesi bizim açımızdan. Ve Antep'in buna öncülük ediyor olması ve ilk şehir olması bu anlamda bu kadar çok sayıda tasarım beceri atölyesini birden açarak öncülük yapıyor olması çok ayrı bir sevinç kaynağı bizim için. Antep 300 tane açtı ve siz neredesiniz diye şaka yollu soracağız kendilerine de. Burada atölyelerin içinde neler olduğunu zaten görme fırsatımız olacak. Ben uzun uzun paylaşmak istemiyorum ama her türlü beceri kategorisinde atölyeler var. Ve bunlar bizim çocuklarımızın bütünsel gelişmesine hizmet edecekler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de 2023 vizyonunda çok daha kaliteli eğitime ulaşacaklarını işaret etti. Açılışını yakın zamanda yaptığımız, yine bu hayırseverlerimizin yaptığı okullardan birindeyiz. Cengiz Şimşek Bey'in ailesi adına yaptırdığı bu okulda çok güzel bir eğitim kalitesi örneğini görüyoruz. Bunun gibi yüzlerce, onlarca örneği var Gaziantep'te. Milli Eğitim Bakanımızın ortaya koyduğu vizyonla inşallah 2023 vizyonumuzda gençlerimiz, öğrencilerimiz çok daha kaliteli bir eğitime ulaşmış olacak. Bu konudaki gelişmeler bizim için çok anlamlı. Hangi alana yatırım yaparsanız yapalım, Gaziantep bir sanayi şehri, öğrencilere yapılan yatırım, eğitime verilen destek her şeyin başında. Fabrika bacasını tüttürmek için uğraştığı, verdiği çabayı ve desteği, aynı zamanda okullarımızın sayısını artırmak için de verdiği destekle çok mahirler. Ve bu vesileyle ben tüm iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımlarının yapıldığını söyledi. 101 kişilik meclisimiz zaman zaman bir araya geliyor. İlçeler kendi aralarında toplanıyorlar. Ve özetle birkaç tane önemli çalışmayı sizlere arz etmek istiyoruz. Bütün okullarımızda okursun spor kulüpleri kuruldu efendim. Ve hepsinde belediyelerimizle bir protokol yapıldı. Bütün ihtiyaçlarını iki ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz temin ediyor. Bu bize şunu sağladı. Spor yapmanın önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün malzeme ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde temin edildi. Konuşmaların ardından kentteki STK'larla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin paydaş olduğu 100 tasarım beceri, 100 resim, 100 müzik atölyesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kentteki okullara 300 atölye yapılacak. Bakalım iyi de benzetmiş ya. Kolay gelsin. Ay kutularım benim. Kutularım. Amin. Maşallah. Maşallah. Maşallah.